Herkese merhaba arkadaşlar. İddia Tahmin Analiz ve Yorum kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Aramızdaki iletişimimizin kopmaması için ve sizlere destek olabilmem için Instagram kanalımızı takip ediniz. Sorularınız olursa oradan sorunuz. Müsait olduğumda sorularınızı muhakkak cevaplayacağım. Instagram kanalımıza ana sayfa sağ üst köşeden takipçi olabilirsiniz. Ayrıca ücretsiz iddia Telegram grubumuz var. Bugün YouTube'da vermeyeceğim maç tahminlerini orada veriyorum. Telegram'da da kazandırmaya devam ediyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun açıklama kısmındaki Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar web sitemizi de açtık. Biliyorsunuz Telegram ve YouTube'da vermediğim maçları ve kuponları oradan veriyorum, paylaşıyorum. Maçların analizlerini günün sitede günün tahminleri bölümünde ve kuponunu da günün kuponu bölümünde detaylı olarak paylaşıyorum. Farklı maç tahminlerimi ve kuponlarımı olduğu zaman siteden paylaşmaya çalışıyorum. Web sitemizdeki analizleri ayrıca okursanız kendi kendinize analiz yapabilme, maç yorumlayabilme ve teknik analiz sonucu çıkarabilme yeteneğinizin gelişeceğini ve sizlere faydası olacağını düşünüyorum. Videonun açıklama kısmındaki web sitemizin linkine tıklayıp web sitemize ulaşabilirsiniz. 2 Ağustos 2021 Pazartesi iddia tahmin analiz ve yorumlarıyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar maç bülten çok kısıtlıydı. E, maçsız sizi bırakmamak için analiz yapıp maçları çıkarmaya çalıştım. Ama riskinizi biraz küçük tutarsanız sizin faydanız olacağı düşüncesindeyim. Hep beraber rolling, kasa katlama ve kombine kuponlarda kullanabileceğiniz analiz tahmin ve yorumlarımıza bakacağız. Bu videoyu ilk defa veya abone olmadın izleyen arkadaşım hoş geldin. İddia ediyorum ki bizden daha iyi analiz yapan yok. Abone değilsen abone ol. Bildirim zilini açmayı sakın unutma. Eski videolarımızı incele, başarılarımızı gör. Aramıza katılarak sen de göreceksin ki önce kaybetmemeye başlayacaksın, sonrasında kazanan inan ki sen olacaksın. Bizde her şey şeffaf. Vermiş olduğumla tahminler oldukça başarılı bir şekilde sonuçlandı ve güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Emeğimizin karşılığı olaraktan da sizlerden beğeni ve yorum istiyorum arkadaşlar. Yorum olmasa da bir nokta, bir soru işareti, bir işaret dahi koysanız o bile yeterli gelir. Ama beğeniniz de lütfen kanalımızın büyümesi için bizleri destekleyiniz. Bu şekilde olursa daha çok vakit ve emek harcayıp sizler daha çok maç vermeye çalışacağım. Beğeniler ve yorumlar düşük olursa da moral motivasyonumuz düşüyor. Aynı şekilde devam edeceğim. Ama şu uyarıyı sizlere yapacağım. Lütfen Aman dikkat. Bakın yok işte izliyorum. Çoğunu biliyor. Hepsi geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bu seferken bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer 10 atayım gibi şeylere. Lütfen ama lütfen kapılmayın. Muhakkak kasanızın yönetimini yapın. Kazanıyorsak tabii ki analizlerimizin çalışmamızın emeğimizin karşılığı var. Ama şansın da yanımızda olması gerekiyor. Kimseye umut dağıtmıyoruz. Kimseye de umut tacirliği yapmıyoruz. Beklentilerin yükseldiğinin farkındayım lütfen kasanızın yönetimini düzgün yapınız. Ama sizlere veri, maç tahminlerini verirken en mantıklı, en ideal, sonucu en tutabilecek ve teknik analize ve istatistiğe uygun seçilmiş tercihleri ikinci sefer mantık süzgecinden de geçirip sizlere sunuyorum. Ama biraz da şansın yanımızda olması gerekiyor. Şans yanımızda olursa maçlardaki şikeler, aksilikler, anomalilikler, terslikler, direkten dönen toplar, kırmızı kartlar olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz ve maç teknik analizimize, istisimize göre sonuçlanıyor. Bunları önceki videolarımda yüzlerce defa gördünüz. Kaç gündür de görüyorsunuz mümkün mertebe full çekmeye çalışıyorum ve full çekiyoruz. Buna şahitsiniz ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını bir kez daha hatırlatarak bültenimize hemen başlayalım. Maçlarımızı yorumlarken saat saat ilerleyeceğiz. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemize de aramıza hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde tahmin videolarımız anında sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmaları fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Saat 13'te Çin Ligi Süper Lig'den Guangzhou ile Jiangzhou karşı karşıya geliyor. Guangzhou FC Lig'de 3. sırada yer alıyor. Oynadığı 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 22 gol atarken 11 golü kendi kalesinde gördü ve 18 puan toplamayı başardı. Guangzhou FC'nin form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Shenzhen'le oynadı ve Shenzhen'e 2-1'lik bir skorla mağlup oldu. Guangzhou FC'nin goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmasının 5'inde 1.5 üstte tamamladı. 7. sıradaki Jiang Zhou ise oynadığı 10 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 8 gol atarken 13 golü kendi kalesinde gördü ve 7 puan toplamayı başardı. Jiang Zhou'nun form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde John Nianjik Atletik Atletik'le yaptı ve John Gignanjik Atletik'te 1-1'lik bir, birlik bir skorla berabere kaldı. Goller açısından Zhang son 5 karşılaşmasına baktığımızda Zhang son 5 beş karşılaşmanın 5'inde 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim 1-0 çifte şans. ikinci tercihim deplasman 1.5 alt. Saat 21'de Kanada Premier Lig'den HFX Wanderers'te Ottawa karşı karşıya geliyor. HFX Wanderers ligde 7. sırada yer alıyor. Oynadığı 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 4 gol atarken 8 golü kendi kalesinde gördü ve 8 puan toplamayı başardı. HFX Van Der Ers'in form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evine Valor'la oynadı ve Valor'u 1-0'lık bir skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Hex Wanderers'ın son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmanın 2 tanesini 1,5 üstte tamamladı. Atletik Ottawa ise ligde 8. sırada yer alıyor. Oynadığı 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 7 gol atarken 13 golü kendi kalesinde gördü ve 7 puan toplamayı başardı. Ottawa'nın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet bir beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Pasifik FC ile oynadı ve Pasifik FC'ye 4-2'lik bir skorla mağlup oldu. Goller açısından Atletik Ottawa'nın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Atletik Ottawa son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 1.5 üstle tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim ev 2.5 iki alt. İkinci tercihim maç sonu 3.5 üç alt. Üçüncü tercihim ise Deplasman 1.5 6. Saat 03.30'da Şili Primera Divisio'dan Jürgü Unido ile Sevanderes karşı karşıya geliyor. Jürgü Unido ligde 16. sırada yer alıyor. Oynadığı 12 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 11 gol atarken 19 ölü kendi kalesinde gördü ve 7 puan toplamayı başardı. JuJu Unido'nun form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda O'Higgins'le oynadı ve O'Higgins'te 2-2'lik bir skorla berabere kaldı. Goller açısından JuJu Unido'nun son 5 karşılaşmasına baktığımızda JuJu Unido son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Sevanderes ise ligde 17. sırada yer alıyor ve oynadığı 12 karşılaşmada bir beraberlik 11 mağlubiyet aldı. 4 gol atarken 22 gol kendi kalesinde gördü ve 1 puan toplamayı başardı. Van der Ersin form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada da 5'ini de mağlubiyette tamamladı. Son karşılaşmasını kendi evinde Jolo Jolo ile oynadı ve Jolo Jolo'ya 4-0'lık bir skorla mağlup oldu. Goller açısından Seyvan Deres'in son 5 karşılaşmasına baktığımızda Seyvan Deres son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 1.5 üstle tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim ev 2.5 iki alt. İkinci tercihim maç sonu 3.5 alt. Ve son tercihim deplasman 1.5 alt. Maç saatlerinde eksik ve cezalara bakmayı unutmayınız. Aklınız ve mantığınızda yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz YouTube'dan vermediğim maç analizlerini Telegram'dan ve web sitemizden vermeye çalışıyorum. Lütfen Telegram ücretsiz Telegram grubumuza üye olunuz ve web sitemizde ziyaret ediniz. Evet maçlarımızı yorumladık. Baştan da söylediğim gibi kısıtlı bültende sizleri maçsız bırakmamak için maçların analizlerini yapıp sizlere vermeye çalıştım. Tahminlerim bu şekildeydi. Elimden geldiği kadar güzel oranlı risk atmaya değer ideal ve mantıklı seçenekleri tutma olasılığı yüksek seçenekleri oluşturup sizlere sunmaya çalıştım. Tabii ki şansın da yanımızda olması gerekiyor. Verdiğim tahminleri dilerseniz kombin olarak dilerseniz tekli tekli ya da rolling şeklinde hepsini ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Artık nasıl düşünüyorsanız diyelim. Eğer size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız ve benim emeğimin karşılığını almamı istiyorsanız bu videonun daha çok kişiye ulaşması için Instagram, Twitter, Facebook, Google'daki iddia hakkındaki forumlar gibi sosyal medya platformlarında bu videoyu paylaşırsanız minnettar olurum. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etkileşim. Sonuçta en azından tercihinizi belletmiş olursunuz. Biliyorsunuz arkadaşlar uzun zamandır başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Hem kuponlarımız tutuyor hem de maçlarımızda başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Şansın da tabii yanımızda olması gerekiyor. Karıma göre ben riskimi ayarlıyorum. Bazen fazla basıyorum, bazen az basıyorum. Bazen de sadece karımla oynayıp kar olduğu için sadece karımı riske ediyorum. Şimdi de nasıl bir kupon oluşturabiliriz diye bakacak olursak golver115.com'da tüm bahis sitelerinden daha yüksek oranlarla bahis alabileceğinizi her videomda sizlere söylüyorum. Bir sürü avantajlı seçenekleri de bulunuyor. Oran attırma seçeneği, kupon bozdurma seçeneği, oldukça yüksek oranlar bunlardan bazıları olarak sayabiliriz. Şimdi de nasıl bir kupon oluşturabiliriz diye bakacak olursak gene her zamanki gibi ikili kombin bir kupon oluşturdum. Kupanı koyduğum ilk maçım Hefex Vanderas'te Atletico Ottawa arasında karşılaşmada tim bir ev sahibi toplam gol 2 alt. İkinci maçım Curico Unido ile Santiago Vanderas arasındaki yine tim bir ev sahibi toplam gol 2 alt. İlk maçım 1 bir, ikinci maçım 1-31 gibi oranı var ve 1-58 gibi oldukça da bana göre mantıklı, ideale yakın bir oran yapıyor. Benim şahsi tercihim bu şekilde. Siz de mantıklı görüyorsanız, sizin de aklınıza yatıyorsa dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Bu işi severek, zevk alarak yaparsanız, kasa yönetimini yaparsınız ve analiz yapma yeteneğinizi geliştirirseniz, başarınızı zamanla arttığını göreceksiniz. Bu iş matematik ve teknik analiz ve istatistiğe dayanan bir bilim gibidir. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımızı takip ediniz ve arkadaşlarınızı öneriniz. Umarım kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Sonraki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Şans sizin yanınızda olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.